Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkide gençleştirme yani çoğaltma işleminden bahsedeceğim. Orkideyi gövdeden keserek bir orkideden 2 tane orkide elde edebiliriz. Bu gördüğünüz orkidelerim benim gençleştirme işlemi yaptıktan sonraki orkidelerimin son halleri. Ana orkideyi görüyorsunuz, bakın bol çiçekli ve aynı zamanda sağlıklı. Bu orkidemi ben keserek gövde kısmından çoğaltmıştım ve bu da kestiğim kısım, bakın köklerinin sadece kaldığı kısım ve şu anda bu orkidemde hem yeni yapraklar çıkarıp büyüdü hem de yeni çiçek dalı çıkardı. Bunu nasıl yapacağımızı hemen sizlere göstermek istiyorum. Elimde birkaç yıllık bir orkidem var. Bu orkidemin bol miktarda hava kökleri var ve aynı zamanda saksı içerisindeki kökleri de yeşil ve canlı. Orkidenizi gençleştirmek için gövde kısmına bakmalısınız. Gövde kısmı bu şekilde eğer uzunsa bu orkideyi ortadan ikiye ayırarak gençleştirip çoğaltabilirsiniz. Hemen orkidemi saksısından çıkaracağım. Gördüğünüz üzere bakın hava köklerinin de bol olması gerekiyor. Saksımızı hafif sıkarak çok fazla köklere zarar vermeden saksının içerisinden orkidemizi çıkaracağız. Orkidemin köklerini topraktan temizledim ve çeşmede yıkadım. Şimdi orkidemizi keseceğiz. Orkideyi keserken hava köklerinin yapraklarla beraber yukarıda, aşağı köklerinde gövde kısmıyla birleşik olması gerekiyor. Ve köklere zarar vermeden keskin ve dezenfekte ettiğiniz bir makas ya da bir bıçak ile kesebilirsiniz. Doğru yerden kesmek çok önemli. Yoksa alt kökler ziyan olmuş olur. Bakın tam gövde kısmından kesiyorum ve bunu tek bir hamlede kesmeye çalışacağım. Evet, orkidemi şimdi gövde kısmından kestim ve ayırarak sizlere göstereceğim. Bakın yakından gördüğünüz üzere üst hava kökleri yapraklarla birlikte yukarıda kalacak şekilde kestim. Ve alt köklerde aşağıda kaldı. Bakın hava kökleri eğer orkidenize böyle fazla ise bakın bu gövde kısmından keserek bunu ayrı bir saksıya ekebilirsiniz. Ve alt köklerde bakın yine gövde kısmıyla beraber, yani gövde kısmıyla eğer beraber olmasa zaten kökler kopar. Şimdi bunu ekeceğiz. Ekmeden önce dezenfekte etmek istiyorum. Orkidelerinizi yeni bir saksıya almadan önce mutlaka oksijenli su ile hem köklerini hem de yapraklarını dezenfekte etmeniz gerekiyor ki bir hastalık ya da böcek üzerinde kalmasın. Evet, elimde gördüğünüz bu kökü şimdi ben yeni saksısına ekeceğim. Kökleri gayet sağlıklı. Bunu ektikten sonra yeni yapraklar çıkararak yeniden canlanacak. Orkidenin gelişimi için toprak seçimi çok önemli. Uygun bir saksı tercih ettim. Ve ben ilk olarak kullandığım toprak kil bilyesi. Kil bilyesini en alta koyuyorum. Kil bilyesi drenaj oluşturarak orkidedeki fazla suyu çekecektir. Ve böylelikle köklerin çürümesini engelleyecektir. Yeterince bakın koydum ve şimdi ikinci toprak karışımım Hindistan cevizi kabuğu. Hindistan cevizi kabuğu marketlerde satılıyor. Özellikle nem tutma kapasitesi yüksek olduğu için orkidelerde hızlı gelişime yardımcı oluyor. Ve biraz yosun koyuyorum. Yosun orkidelerin özellikle yeni kökler çıkarmasına çok yardımcı oluyor. Orkidelerinizi sürekli nemli tutarak köklerin aktif hale gelmesini ve böylelikle aktif olan kökler de hızlı bir şekilde yeniden keyki çıkarmasını destekler. Kökler eğer aktif olmazsa bu seçtiğiniz toprağın orkide için uygun olmadığını gösteriyor. Çünkü aktif olan bir kök mutlaka gelişim gösterir ve yeni yapraklar çıkarmaya devam eder. Bakın bu şekilde içine yerleştiriyorum. Çok daha büyük bir saksı tercih etmenize gerek yok. Bu gayet ideal. Ve şimdi özellikle iç kısmına bakın. Ben kökleri ayırmadan direkt içerisine doğru koymaya çalışıyorum. Çünkü çok fazla kökü olduğu için zedelenmesini istemiyorum. Bir sıra yosun, bir sıra Hindistan cevizi olarak koydum. Özellikle kenar kısımlarına da bakın iyice toprak koyuyoruz. Çünkü arada boşlukların kalmaması gerekiyor. Yoksa sulama esnasında kökler yeterince suyu alamaz. Ve mutlaka birkaç kökün kenara gelmesine dikkat edin. Çünkü bu sulama zamanı için çok önemli. Sulama zamanını köklere bakarak yapmamız gerektiği için kökleri görebilmemiz gerekiyor. Evet, bakın bu şekilde kökler saksıdan bakınca gözükebiliyor. Ve kök rengine göre de biz sulama zamanı anlayabiliriz. Bir mikrop kapmaması için üzerine bir dezenfekte etmemiz gerekiyor. Bunun için de ben tarçın döküyorum. Toz tarçın özellikle mikrop öldürücü ve dezenfekte edici özelliği yüksek olduğu için genelde ben orkidelerim için tarçın kullanıyorum. İkinci kısmı da yine aynı şekilde yosun, kil bilyesi ve Hindistan cevizi kullanarak ikinci saksımıza ekiyoruz. Burada da aynı sıralamayı yapabilirsiniz. Ve orkidelerimin gelişimlerini sizlerle tekrardan aylar içerisinde paylaşacağım. Evet, videomu buraya kadar eğer izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Orkidelerimin son hallerini sizlerle paylaşıyorum. Gördüğünüz üzere bir orkideden 2 tane orkide elde etmiş olduk. Hem orkidemizi gençleştirdik, böylelikle daha güzel canlı çiçek dalları çıkardı ve bol bol yeni yapraklar çıkarmış oldu. Hem de küçük olan orkidemizde hem yeni yapraklar ve yeni çiçek dalı çıkardı. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken orkidelerinizin bol bol ışık alması ve 3 haftada bir muz kabuğu suyu, yumurta kabuğu suyu, aloe vera suyu vererek orkidelerinizin gelişimlerini destekleyebilirsiniz. Bunun dışında ekstradan yapmanız gereken bir şey yok. Sadece orkidelerinizin oda ısısının ve konumunun mutlaka sabit olması gerekiyor ki tomurcukları açmadan sararıp dökülmesin diye. Bu yüzden konumuna da çok dikkat edin. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.